Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği ticaret ve sanayi sektörüyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda Kahramanmaraş'ın ve iş dünyasının sorunları masaya yatırılarak çözüm yolları arandı. Program sonunda Aksu Haber'e değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın sorunlarını ve sıkıntılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilettiklerini söyledi. Özellikle OSB'lerle ilgili çok büyük sıkıntılarımız vardı. Islah OSB'lerimizin kabulü ve bir an önce tescili gerekiyordu. Bunlarla ilgili de dosyalarımızı sunmuştuk. Bazı imar değişikliklerinde sorunlarımız vardı. Onlarla ilgili de müjdelerimizi aldık. İnşallah Kahramanmaraş'ın büyük sorunlarından birisi de sanayi atıklarının Sır Barajı'na ulaşmasındaki mutlaka bir arıtma tesisi gerekiyordu. Bununla ilgili de kendisinden çok büyük bir gayret ve çalışma yapacağını, konuyu irdeleyeceğini ve bu konuyu çözeceğini söz verdi. Başkan Zabun konuşmasının devamında Tomsuklu Tekstil OSB ile ilgili sorunlar içinde Bakan Varak'tan gerekli çalışmaların yapılacağına dair söz aldıklarını söyledi. Tomsuklu OSB'miz var. Yani tekstil ihtisas OSB'miz. Bununla ilgili kamulaştırma sorunlarımız vardı. Sayın Bakanımız bu konuya çok büyük ilgi gösterdi. Ve bu konuyla ilgili de çözülebilecek çalışmaları yapacak. Bizler de birlikte kendisine yardımcı olacağız. İnşallah Kahramanmaraş 5100 dönümlük bu OSB'sine kavuşacak ve yatırımlarına devam edecek. Ticaret ve sanayi sektörüyle istişare ve değerlendirme toplantısını Aksu Haber'e değerlendiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da sanayi sektöründeki sıkıntıları ve Aksu Çayı ile ilgili sorunları Bakan Varak'a ilettiklerini söyledi. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta tekstil başta olmak üzere çelik sektöründe, ayakkabı, kuyum sektöründe bir takım sıkıntılar var. Bunların hepsini biz Sayın Bakanımıza ilettik. Bizim için uzun zamandır kamuoyunda da gündeme gelen Aksu Çayı'nın temizlenmesiyle ilgili de Sayın Bakanımıza gerekli bilgileri verdik. İnşallah kısa zamanda bu ıslah organize sanayilerimizi de oluşturup arkasından uygun kredilerle arıtma sistemimizi kurup Aksu Çayı'nı temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü kamuoyunu uzun zamandır meşgul eden bir konu bu. Kahramanmaraş'ın çevresini, geleceğini korumak adına ilk yapmak istediğimiz şey bu. Sezal konuşmasının devamında Tomsuklu Tekstil OSB'nin sıkıntılarını çözüp bir an önce faaliyete geçirmek istediklerini söyledi. Tomsuklu'daki tekstil organize sanayi bölgesini bir an önce sıkıntılarını çözüp faaliyete geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda halihazırdaki organize sanayi bölgelerimizde bir yer sıkıntısı var. Oradaki fabrikalarımızın büyüme sorunu var. Makinalarını yenilemişler. Lakin genişleyecek alanları yok. Onlarla ilgili bir takım çözümler, sorunlar ve çözümler konuşuldu. Bunların hepsini Sayın Bakanımıza biz ilettik. İnşallah bunun takipçisi olacağız.